Merhabalar değerli gönül dostlarımız. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızda. Bugün engelli maaşı kesilirse sağlık hizmetlerinden faydalanabilir mi sorusuna hep birlikte cevap arayacağız inşallah. Evet, 2022 maaşı engelli bireyin herhangi bir sosyal güvencesi olmaksızın devlet tarafından bu bireyin geçimini sağlaması adına verilen maaştır arkadaşlar. Bakım aylığı ise gene engelli bireyin ihtiyaçlarını karşılamak adına o engelli bireye bakmakla yükümlü olan kişiye verilen maaştır. Şimdi bu maaşların bağlanması belli şartlar ve kriterlere bağlıdır arkadaşlar. Bu kriterlerin herhangi birisi oluşmadığı sürece bu maaş bağlanmıyor. Şimdi bunu burada hani madde madde sizlere anlatırsak bazen rakamlardan dolayı arkadaşlarımızın kafası karışıyor. O yüzden genel bir çerçeve çizmek istiyorum ben. Bu maaşlar bağlanırken devletimizin sizden istediği ön koşullar var. Örneğin gelir testi, örneğin sosyal güvencenizin olup olmamadığı. Yani bu gibi durumlar araştırılıp sizlerin maaşa bağlanması sağlanıyor. Yeşil kart olayını hepimiz biliyoruz. Yeşil kart da nasıl ki sosyal güvencesi olmayan, bakıma muhtaç olan normal bireylerin devlet tarafından desteklenmesi öngörülüyor ise engelli maaşı ve bakım aylıkları da bununla eşdeğerdir arkadaşlar. Yeşil kartlı olan bir kişi devletin her türlü imkan ve haklarından faydalandığı gibi engelli maaşı alan ve bakım aylığı alan kişiler de devletin sosyal güvencesinden faydalanıyor. Sosyal güvencesi denince aklımıza sağlıktan tutun eğitim bütün hizmetler girmektedir arkadaşlar. Buna istinaden sorumuzda olduğu gibi engelli maaşı kesilen bir kişinin sağlık güvencesi de ortadan kalkar arkadaşlar. Ancak günlük belirlenmiş olan bir miktar kişi tarafından ödenip sağlık hizmetlerinden yararlanmaya devam edilir. Fakat devlet tarafından bu hizmetler karşılanmaz. Çünkü engelli maaşı kesilmiş oluyor. Yani şöyle düşünelim. Bir kişi çalışırken veya emekli olduğunda nasıl ki SGK primleri yatıyorsa buna karşılık o devletin sağlık hizmetlerinden belli oranda ücretsiz faydalanıyorsa engelli maaşı alan ve bakım maaşı alan kişi de bu statüde değerlendirilir. Bu maaşlar kesildiği anda kişi devletle olan bağı kopmuş oluyor. Yani devletin maaş kriterlerine uymamış veya şartları yerine gelmemiş oluyor. Aylıkları kesildiği gibi sağlık hizmetlerinden de faydalanma durumu ortadan kalkmış oluyor arkadaşlar. Ancak kişiler kendileri ücret ödemek suretiyle sağlık hizmetlerinden faydalanabilirler. Özetleyecek olursak engelli maaşı kesilen ya bakım aylığı kesilen arkadaşlarımız sağlık hizmetlerinden şu an için faydalanamıyor arkadaşlar. Tabii ki bu durum şu demek değildir. Hani istisnai durumlarda sağlık hizmetlerinden illaki faydalanamıyor anlamı çıkmaz. Hani bu tip durumlarda il müdürlüklerine başvurup konunun çözülmesi noktasında adımlar atılıp sizlere gerekli yardımlar tabii ki yapılmakta arkadaşlar. Ama sorumuza istinaden bu şekilde cevap vermiş olalım diyorum. Sizler soruyorsunuz, bizler cevaplıyoruz programımızın da bugün sonuna geldik. Sizlerin sorularınızla daha güzel yayınlarda buluşmak, görüşmek dileğiyle hepiniz kalın sağlıcakla.